Akmet Sankan'ın girişim üretim kooperatifi başkanlığı yapmaktayım. Kooperatifimizi 2020'nin 6. ayında Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu'nun imzalarıyla İl Ticaret Müdürlüğü tarafından onaylanaraktan kurulmuş. Türkiye genelinde tek fason dikim atölyesiyiz. Kadın girişim ve üretim atölyesiyiz. Kooperatif ortaklarımız olaraktan 7 kadınla biz bu yola çıkmıştık. Şu anda kooperatif sayımız 12 artı 3 kişi de pandemiden dolayı henüz daha bir kurul toplantısı yapamadığımız için 15 kadın ortağına ulaşmış durumdayız. Biz burada küçük sermayelerimizi bir araya getirdik kadınlar olarak. Arkadaşlarımızdan hakikaten bunu gurur duyarak söylüyorum. Belki de içerisinde çok o rakamları görmeyen arkadaşlarımız evdeki birikintilerini, küçük altınlarını, bileziklerini bozdurarak getirip kooperatifimize destek olup kooperatifimize girdiler. Bu da bizler için onur vericiydi. Bizlere güvenmelerinden dolayı o yönden de gururluyuz tabii ki. İstanbul'da iki büyük firmayla bir iş sözleşmesi yapmış durumdayız. Firmanın biriyle bayan pantolon bir üretimi yapmaktayız. Günlük üretim kapasitemiz 1000 bayan pantolon üretiliyor. Diğer yönden de minderlerimiz var. Ulusal marketlerde çok yakın zamanda satışa sunulacak. Bunların reçetelerini yapıyoruz. Allah izin verirse pazar günü ilk sevkiyatımızı gerçekleştireceğiz. Biz bu yola çıktığımızda hakikaten kadınlar olarak böyle geniş bir nilirlik bir yer olduğu düşüncesinde değildik. Fakat İstanbul'a gidip görüşmeler yaptığımız zaman çok büyük firmalardan teklifler alıyoruz. Şu anda yine 2 yıllık sözleşmeler yapıyoruz. Gelip kendi tesisatını ve makine tesisatını kurmak isteyen arkadaşlarımız var. Onlar da bizlerle iştirakçı firmalar olarak bizlere destek oluyorlar. Biz bu kooperatifimiz yaklaşık 2 aydır faaliyette bulunmaktayız. Çalışan sayılarımızda bu sayımız 40'a çıkmış durumdadır. Bir tanesi kız meslek lisesi giyim bölümü mezunu. 185 mezunlarıyız. Onlar da bize destek veriyorlar. Yine kendi meslektaşım olan bir moda tasarımcısı bayan arkadaşımız yine kooperatifin bünyemizde Hatice Hanım. Onunla beraber çizimler yapıyoruz. Moda tasarımlarımızı ve kalıpları hazırlama konusunda. Çok güzel bir ekip oluşturduk. Aynı zamanda Aksaray Valiliği, Aksaray Belediye Başkanlığı, İşkur Genel Müdürlüğümüz, daha ötesi Ahiler Kalkınma Ajansımız, sağ olsun bizlere çok büyük destekler vermekteler. Kooperatifimizde güçlü kadınlar, mutlu yarınlar sloganımızla başlamıştık. Bizim şeyimiz, düşüncemiz ve sloganımız da buydu. Hakikaten Türk toplumunda kadının güçlü olması gerekli. Dedi ki biz bu işi yaparız. Biz Aksaray ilinde ve Türkiye genelinde kooperatifçiliğe örnek bir kooperatif oluruz diyerekten de yola çıktık. Ve hakikaten de başarılı olduğumuzu inanıyoruz. Daha güzel çalışmalarımız devam edecek. Daha güçlü olacağız. Bunun inancı içerisindeyiz. Gün geçtikçe güçleniyoruz. Hem kooperatif ortakları olarak güçleniyoruz. Nevin Hanım hadi dedi, biz onun peşinden gittik. Selçuk Üniversitesi mezunuyum, moda tasarım mezunuyum. Burada şu anda hali hazırda 2 tane farklı ürünler diken atölyemiz var. 1 tane kesimhanemiz var. Devletimiz desteğini tamamladıktan sonra 3. atölyemizi daha kuracağız. Ve daha atölye kurmaya devam edeceğiz. Ben mesleğim ve okuduğum bölüm gereği kendi firmamızı, kendi markamızı oluşturacağız Allah nasip ederse. Ve yeni tasarımlar yapacağız. Yeni bir markayla kooperatifte bir öncü olacağız inşallah. Biz 7 kadın bir araya geldik. Daha sonra 40 kadına ulaştık. Biz burada farklı ürünler yapıyoruz. Şu anda renkli renkli minderlerimiz var. Ve burada harıl harıl çok yoğun bir şekilde çalışmamız var. Herkesin görevi farklı ama hepimiz bir araya gelip farklı iş yerlerimiz olmasına rağmen işlerimizden feragat edip, kendimizden feragat edip buraya hepimiz toplandık ve ürünlerimizi üretmeye devam ediyoruz. Daha çok yoğunluğumuz var, daha da çok olacak. Biz daha yolun başındayız.
Ve hep beraber tırnaklarımızla, kendi emeklerimizle, mücadelemizle, imkansızlıklarımızla bir araya gelip çok güzel imkanlar onu gördük ve daha da güzel şeyler olacak.